İkra. İkrai kıt el kıt'ate et ve istahric şibhel ve şibhel fiil mefulun ona at edilen de eee mefulun olduğu için mansub olur. At ekli isimlerin mansub hali kesrayladır, o sebeple. İkra fiil, faili gizli takdiri ente el tâliyete, aşağıdaki metni oku. Mefulun bir hübeyi sıfat olarak olarak gelmiş. İstahriş şibel fiyali ve ma'mulatihi ma e, şibi fiili, fiile benzeyeni ve onun e, ma'müllerini e, çıkar. İstahriş fiil, faili gizli. Diğeri ise mefulun bir Kitaplarımız şib kelimesine mefulun bir öge değer verir muzaf muzafın ile muzaf muzafın ve atıf grubu oluşturulmuş. İstihraç mastarıdır. Harice kök harfinden. İkra ise mehmuzul lam türü bir fiil. Sülâsi mücerrettir. El halifetu harunu reşidu halife harun reşid. Buradaki er reşid harunun sıfatıdır. Ama harun er reşid halifenin bedelidir. Bedeli mutabık türünden hepsi de bir başlıktır. Efendim Harun Reşit Halife. Türkçe'ye böyle tercüme edilebilir. Ama kulağa hoş gelmediği için sıfat tamlamasına e, yöneleceğiz. Halife Harun Reşit. Kâne Harun Reşidu Fasihan Kerimen Umâmen Vari'an yuhc sene ve yaghzu sene Harun Reşit fasi cömert ali cenap dindar idi bir yıl hac eder bir yıl e, savaşa giderdi Efendim aralarına hani virgül koydum ya e, vav getirseydik atıf grubu olurdu Vav getirilmemiş. O zaman Harun er Reşit Kâne'nin birinci ismi şey Kâne'nin ismi öznesi. Fasihan birinci haberi. Kerimen ikinci. Humamen üç. Varyan dört. Yahudcu seneten ve yağzu seneten. Bu da beşinci haberidir. Aralara vav gelseydi atıp grubu e, olurdu. Kâne ediben fatinen. Hafizan lil Kur'an'i. كثير كثير العلم بمعانيه سليم الذوق صحيح التمييز جريئا في الحق مهيبا عند الخاصه والعامه افهم برضا دا شو الاديشنابلس أه bunların arasına virgül koysak kanenin efendim 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. haberidir olarak kabul edebiliriz. Eğer Fatinen e, ve diğerlerini edip kelimesini sıfatı yapacak olursak ki bu da caizdir. Eee efendim o zaman tercümesi farklı olur. Ben birincisini e, önce tercüme edeceğim. Edip'ti, zekiydi. Efendim Kur'an hafızıydı. E, Kur'an'ın anlamlarını çok iyi bilirdi. E, zevki salim, zevki selim sahibiydi. E, efendim doğruyu yanlıştan e, iyi ayırırdı. Efendim hak konusunda cesurdu. E, havasında avamın da yanında heybetli idi. Bunların her biri birer yüklem olur, kanene yüklemi. Eğer bunları edip kelimesinin sıfatı sayacak olursak bence saymamak daha uygun olanı. O zaman Zeki, Kur'an hafızı, Kur'an'ın anlamlarını çok iyi bilen, zevki selim sahibi, doğru iyiden ayıran, hak konusunda Hak noktasında cesur, havasında, avamında, yanında heybet sahibi bir edip idi e, deriz. Efendim o zaman kâne'nin haberi diğerleri sıfat olduğu için müfret e, olarak gelir. Bir tane olur. Birincisini ben tercih ediyorum. Yani ben birinci, Fatih'in ikinci, hafızan lil kur'ani 3 كثير العلم بمعانيه 4 سليم الذوق 5 صحيح التمييز 6 جريا في الحق 7 diğeri de 8. Haberidir. كان طلق المحيى يحب الشعراء شعراء ويعطيهم العتاء الجزيلة ويدني منه أهل الأدب والدين ويتواضع للعلماء Efendim ilk ismi Harun Reşid ama sonraki kahinenin ismi gizli takdiri huve. Şu anki okuduğumuz cümledeki kahinenin ismi e, yine takdiri huve olan gizli bir zamirdir. Talgal Muhayye kahinenin birinci Yuhibbu ile başlayan e, öteki atıf grubu ise e, ikinci e, haberidir. Birincisi e müfred ikincisi fiil cümlesi olarak gelmiş e, haberdir. Yutihim yudni itevadahu bu cümleler vav sayesinde yuhibbu fiil cümlesine atfedilmişlerdir. Talgal mahayya burada tabii kenenin haberi olduğu için mansup gelmiştir. E, efendim. Parlak yüzlü yani yüzü parlak e, idi. E, efendim, şairleri sever, onlara bol hediye verir. E efendim, edep ve din e, sahiplerini kendisine yaklaştırır ve e, alimlere tevazu gösterir idi. gösterirdi. Tal kal muhayya muzaf, muzaf ileyh'ten oluşan bir isim tamlaması. Yuhibbu fiil faili gizli eşuara mefulun bi. Yuhti fiil faili gizli him birinci meful el ata el sıfat tanımlaması ise ikinci mefuldür. Ata fiili çift nesnelerle fiiller arasındadır. Yudni efendim ifal babından bir fiil yaklaştırmak dene yednu yakın olmak yaklaşmak edne yudni idnaun yaklaştırmak demektir. Minhu kendisine mefulun bi gayri sarih ehlel edebi ve dini ise e, mefulun bi öbeğidir yetevaadau e, efendim fiil faili gizli lil ulemai bu da mefulun bi gayri sarih e, sayılabilir elta yu'ti edne yudni gibi ikisi de ifal babından nakız fiillerdir bu ise e, ifal babından mudaf fiildir. Fakat bunun mastarı ihbab değil de hubbun şeklinde gelir. Birinci paragrafta kaç tane? Üç tane cümle gördük. Efendim üçü de kâne ile başladığı için e, kâneden sonra müptedava ve haberden oluşan bir isim cümlesi var. Onlara kânenin ismi ve haberi diyoruz. Nitekim Harun el-Reşid kânenin ismi geri kalanı da çoklu haberidir. Kâne'nin ismi ikinci cümlede gizli, geri kalanında kâne'nin çoklu haberidir. Üçüncü cümle için de aynı. Kâne'nin ismi gizli, geri kalanı çoklu haberidir. Talgal Muhayye birinci haberi, geri kalan atıp gruplu cümle ise ikinci haberidir. Fasihan, kerimen, humamen, varyan bunların hepsi efendim e, sıfatı müşebbehelerdir. Ediben, fatinen e, sıfatı müşebbehe. Ama hafız bu ismi faildir. Kesir sıfatı müşebbehe. Selim, sahih, ceri. Efendim bunlar sıfatı müşebbehedir. E, talk yine sıfatı müşebbehedir. قد استفسر يحيى قد بن خالد بن برمكة وكان يحيى هذا كاتبا بليغا سديد الرأي حسن التدبير قويا على الأمور فنحظ بأعباء الدولة أتم نحوض وستثغورة ثغوره وجبل سَارَتِ الدَّوْلَةُ وعمر الاطراف حتى حتى صارت الدوله بفضل وزارته من احسن الدول واكثرها خيرا Burada حتى صارت ديلم طارا de استفزره İstevzara vezir kelimesinden türetilmiş istifavül babında bir fiil. E, Yahya bin Halid bin Bermek e, Bermeki e, efendim, e, kendisine vezir edindi. Yani vezir yaptı. E, bu Yahya yani sözünü ettiğimiz bu kişi bu Yahya beli bir katip idi. E, ama haberi devam ediyor. Beli bir katip efendim de ra'yi görüşü isabetli. Hmm, o zaman e, bu katibin sıfatı olur. Beli kelimesi katibin birinci, sedi de ikinci sıfatı o, olabilir. Daha uygun gibi gözüküyor. Yani beli görüşü isabetli, e, tedbiri iyi alan, e, işlerin üstesinden gelen, işlere gücü yeten, e, efendim, bir e, Kâtip idi. Ya da bu beligan, sedide, ra'i, hasenet, tedbir ve kaviyen halel umur ifadelerini katibin sıfatı yapmayalım. Az önceki gibi e, şuraya virgüller koyduk ya bunların hepsini birer kânenin haberi, çoklu haberi sayalım. Yahya, hâde bu bir sıfat tamlamasıdır. E, hâde, Yahya'ya, Yahya'nın sıfatıdır. İsmidir bu kane'nin bu Yahya beli bir kâtip efendim görüşü isabetli planlamayı iyi yapan işlerin üstesinden gelen işlere güç yetiren bir kişiydi denilebilir. Fe ne hava bir devleti. Eğbe yükler demek. Devletin yüklerini kaldırdı efendim. Yani yerde kalmadı. Devletin yüklerini kaldırdı. Üstesinden geldi. Etembenu Houdin en güzel şekilde devletin işlerini tamamladı. Yaptı. Buradaki nehza fiil bir eğbe ittawleti mevulün bir kairisi. Etembenu Houdin Nevini beyan eden meful mutlaktır. Bak ne hada fiilinin masları nuhud e, efendim e, isim tanıma sonra gelmiş ve içinde bak bu fiilin masları geçiyor. Meful mutlak ögesidir. Sette zuğura sağır e, efendim boşluk anlamına gelebilir. Yani anlamlarından bir tanesi odur. E, boşlukları kapattı. Yani açık vermedi. O cebel emvale e, malları topladı hani vergi e, toplamada e, efendim ihmalkar davranmadı malları topladı ve ameral etrafe etraf sağa sol etraf demek e, yani ülkenin dört tarafını e, efendim mamur etti. Hatta saadet devleti sonunda devlet bifadli vizaretihi onun vezirliği sayesinde ee, e, e efendim en güzel devletlerden ve en zenginlerinden biri haline geldi. Sara eee ve haberden oluşan isim cümlesinin önüne gelir ve bir halden bir hale dönüşmek e, ifade eder. Et devletu Sara'nın is, ismi min tuveli ve ekteriye hayran ifadesi şibiş cümlesi olarak gelmiş Sara'nın haberidir. Şuradaki hayran kelimesi ekter ismi taftilinin temizidir. İsmi taftilden sonra gelen mahsup isimleri efendim mümkün olduğunca temiz olarak belirleyelim. Hasenet tedbir, Sedide Ra'yi, Talgal Muhayye, Kesir Al Bakıyorum. Sahihat Temyizi, Selim Al Arkadaşlar bunlar lafzi izafet grubuna giren örneklerdir. Muzaf, muzafın ile ten oluşur. Ve az önceki saydığım e, yapılarda muzaflar marifeye muzaf olsa bile nekradır. Çünkü bunlar lafzi izafettir. Bak zevki selim olan tabi Türkçe'ye biz zevki selim sahibi diye tercüme ettik. Sahih hat temyizi sahih burada nekradır. Talgal muhayye talk Hasene tedbir hasen, sedide ra'i, sedid kelimeleri lafz-i izafet çerçevesinde e, nekire olan e, yapılardır. Bunlar cemilul vecihi terkibine benzerler. Güzel yüzlü, yüzü güzel olan e, efendim. Bunları faillerine muzaf sıfatı müşebbeheler olarak da değerlendiririz. Zaten sıfat-ı müşebbeler failine e, olduklarında işte böyle lafzi izafet ortaya çıkıyor. Efendim. Oysa ehlül edebi mesela. <laughs> ehlül edebi. Ağabeyut devleti. E, Ahsenut tuveli. Ee, bunlar, bunlar da manihi, e, bunlar da isim tanımlamalarıdır. Fakat hakiki, gerçek, manevi isim tanımlamalar olup, e, muzaflar, örneğin abe, ahil, ahsen, e, marifedirler. İstevzara, zara kök harfinden istifal bağımında bir fiil. Evet, şöyle bilinmesi gereken, söylenmesi gereken hususlara şöyle bir bakıyorum. Yok diye çift nesne alır demiştik. Efendim, el cezil altağının sıfatıdır. Evet, şimdi metne geçebiliriz. Havil el ef'al el mebniyye lil mechhul tahta khat ila ism el Şuraya el taksını düşürelim. İla ism el mef'ul kema fil Altında çizgi olan meçhul çatılı fiilleri örnekte olduğu gibi ismi mef'ule çevir, dönüştür. Elleti tahte hattun ifadesinde tahte haber hattun mübteda bu isim cümlesi elleti isim mevsulünün sıra cümlesidir. Efendim altında çizgi olan demektir. Hâze amelun hâze mübteda geri amelun haberdir. Peşinden kendisiyle bağlantılı bir C'ye geliyor. O zaman onun sıfatıdır. Orifet kıymetuhu değeri bilindi demek. Bu cümlenin anlamı bu değeri bilinen bir iş, ameldir. Hâzâ amelun ma'rufetun kıymetuhu ifadesi de aynı anlama gelmektedir. Ma'rufetun kıymetuhu ifadesi e, amel kelimesinin efendim sıfatıdır. Orifet kıymetuhu Amel kelimesinin sıfatı olduğu gibi. Fakat buradaki amelden sonra gelen sıfat fiil cümlesi ama buradaki amelden sonra gelen müfres soylu ıı, ıı, sıfattır. Kıymetuhu, urifet fiilinin naif faili buradaki kıymetuhu ise marufetun ismi mefulunun failidir. Yani Marufe ismi mefulu, orife e, fiili gibi cümle ögesi almıştır. Meçhul çatılı fiillere ismi meful, malum çatılı fiillere ise ismi fail e, benzer e, demiştik. Bunun fiil cümlesi. Burada ise e, müfret soylu sıfat olduğunu da belirttik. Tercümesini de verdik. Dolayısıyla ögeler ayrıldı. Devam ediyorum. Ha bu arada bir bilgi verelim. Urifet kıymet naib naibi faili müennes olduğu için fiil de müennes çekimlendi. Urifet denildi. Peki buradaki ma'rufetun kelimesi niye müennes oldu? Çünkü fail naibi faili müennes naibi fail müennes olunca e, efendim bu buradaki ismi meful fiilimsisi de e, efendim müennes olacaktır. Peki burada bunun amel kelimesinin sıfatı olduğunu biz nereden anlıyoruz? Yuvarlak içerisinde aldığım yapıda kendisine dönen bir zamir bulunmasından. Aynı durum fiil cümlesi olarak gelen sıfat için de geçerlidir. Şuradaki hu bu yuvarlak içerisinde aldığım yapıyı amel kelimesine sıfat yapmaktadır. Urife ve marufenin müennes olmaları Naivi faillerinin mühendis olmalarından kaynaklanmaktadır. He <laughs> ulayı aşağıda da birçok örnekte aynısını tekrarlamayacağım. Çünkü aynı durumu yansıtmaktadırlar. He <laughs> ulayı bunlar kahramandırlar. Yukarıda bu bir ameldir, iştir demiştik. Burada da bunlar kahramandırlar. Zükkirat siyeruhum fi kutubit tarihi. Onların yaşam hikayeleri. E, tarih kitaplarında zikredildi. Yaşam hikayeleri tarih kitabında zikredilen kahramanlardır. Efendim haberi tekrar tercüme ettim. Sukirat ile başlayan ifade fiil siyeruhum naib faildir. Sonra da mefurin fih geliyor. Efendim bu cümle şuradaki hum sayesinde aptal kelimesine sıfat olabilmiştir. Aptal ne Kendisinden sonra gelen e, herce eğer bağlantılı ise e, ee, sıfatı olur. Nekra'dan sonra gelen herce. Çünkü herce nekradır diyorduk ya e efendim. Peki bunu burada fiil geçiyor ya meçhul çatılı fiil. Bunları ismi mefule dönüştürelim. He uley, şimdi burada zukira niçin müennes yapıldı? E, çünkü naibi faili akısı çoğul ismi. Siratun siyerun. Efendim. O zaman zukirat yerine ma'rufetun diyeceğim. He ulayi ebtalun ma'rufetun siyeruhum fi kutubi tarihi. Anlamı aynı fakat fark zukirat dediğimizde fiil cümlesi oluyor sıfat. Ma'rufetun dediğimizde müfresoylu oluyor. Efendim. Nusni ALER ricali. Efendim bunu lütfen el takısını düşürerek e, söyleyelim. El takısını düşürünce tabi temin alır. Nusni ala ale ricalin tunfaq fil khairati? Malları hayır işlerinde harcanan adamları e, överiz. Burada el takısını efendim düşürmez düşürmeyelim. Derseniz o zaman şuraya e, efendim ellezine eklememiz gerekir. Eğer bunu yapmazsak marifeden sonra gelen bu fiil cümlesi hal ögesi olacaktır. E, tercümede de zorlanırız. Ee, efendim. Yani erkek adamları malları hayır işlerinde harcan, harcanır olduğu halde överiz gibi. Fakat nekradan sonra cümleyi getirdiğimizde sıfat Marifeden sonra araya ismi mesful getirdiğimizde yine sıfat olduğunda çevirimizde çevirimiz de kolaylaşır. efendim. Burada tunfaku yerine şimdi el takısını düşürmüş haliyle söyleyeceğim önce. Nusni ala ricalin tunfaku. Nusni ala ricalin ricalin munfakatun. Niye munfakatun? E, diyoruz. Çünkü enfaka yunfiku infak Bunun ismi mefulü Munfak e, Tabii Fail ögesi de Gayri akil olduğundan dolayı menes yapılır Munfakatun denilir Belki aklınıza Rical kelimesi mevsuf e, Niye bu munfakune Munfakine gelmedi e, Diyebilir Aklınıza böyle bir soru gelebilir Efendim buradaki tümfaku Niye e, ee, yapıldı. Naif failinden dolayı yukarıdaki siyer, kıyme bunlar mühennes olunca fiilleri de mühennes çekimlendi. Aynı durum burada da geçerlidir. Nusni ala ricalin ricalin munfakatin munfakatin emvaluhum Peki er rical olsaydı o zaman şöyle derdik. Nusni al-rical allazina tunfaqo amwaluhum şimdi isimleştiriyorum nusni al-ricali al-munfaqati amwaluhum el-munfaqati amwaluhum bu ne demek biliyor musunuz efendim fiil cümlesi malum çatılıysa ismi fail meçhul çatılıysa ismi meful'e benzer dedik ya evet nekra olunca ismi fail ve mefulları da nekre yapıyoruz Peki ellezine ile marife yaparsak ne oluyor? O zaman el takılı hale getirerek e, efendim eşitliği sağlıyoruz. Demek ki ellezine tunfaku bunun denge dengi el munfakat e, buradaki kullanımıyla el munfakati envaluhum e, şeklindedir. Tunfaku fiil envaluhum e, bu da naif faildir. Bu bütün erical er kelimesinin eli düşürüldüğünde sıfatıdır. E, efendim, düşürülmez de halügesidir. Araya ellediğine girerse tekrar sıfat olur. Çünkü erical er marife ellediğine tunfaku ile başlayan ifade de marifedir. La nusni fiili esne yusni isneun ifal babından nakıs bir fiil e, fiil fail ale ricel ile başlayan ifade ise Meful'ün bir gayrı sarı ögesidir. Yani ömek fiili kimi sorusunun cevabını ala ile verir. La taksu ala raculin usibe fi malihi ev iyalihi. Malı ya da bakla, bakmakla yükümlü olduğu kimseler konusunda efendim başına bela gelen musibete uğrayan adama efendim sert davranma efendim kase yaksu fiili önüne la gelince bakınız meczumu zari kullanmak durumunda yani kullanılmış bu durumda la mel fiil yani vav burada vav vardı e, meczumluk alameti olarak düştü efendim racul nekradır peşinden gelen ifade fiil cümlesi nekra dolayısıyla onun sıfatıdır Usibe'nin e, ismi mefulu musabtır. Buraya koyduğumuzda la taksu ala raculin musabin fi malihi ev ayalihi denilir. Musab, usibe. Ma eşette hüzner işte yukarıdaki gibi bir durum söz konusu. Ya buraya ellediğine getireceğiz şu cümleyi rical kelimesini sıfatı yapacağız. Çünkü er rical marife bu ise nekradır. Ya da er ricalin el takısını düşüneceğiz. E, bu, otomatikman bu fiil cümlesi e, sıfata dönüşecek. Ya da hiçbir iş yapmayacağız. O zaman yüfeceune bil bir ifadesi e, er ricalin hal ögesi olacak. Nas mahallinde. Efendim sıfat olması daha makul. Ee, efendim. Önce el rical kelimesinin elini düşürerek okuyacağım. Ma eşette huzne ricalin yifaceune bil Ma arife yapacağım el takılı. Araya ellezine gireceğim. Ma eşette huzne ricalin lezine yifaceune bil Eğer buraya el takısı ellezine koymazsam e, o zaman ricalin hani el takısını düşürüyoruz ya. E, yufaceune bil masayib. Bunun ismi mefulu mufaceune. Tabi rical kelimesi mecrur olunca da mufaceine olur. Ma huzne ricalin mufaceine bil masayibi. Ellezine getirmem halinde. Bu durumda el takısı burada bulunur. Ma huzne ricalin lezine yufaceune bil masayib. Ellezine ifade cümleyi marife yapınca Mufaceune ifadesi de el takısı alır. Tabi rical mecrur olduğundan el mufaceun mecrur olur. Vav yeye ye dönüşür. Ma eşette huzne ricalil mufaceine bil masâibi. Efendim. E, fece e, ansızın başına gelmek, e, sürpriz olmak e, anlamını verir. E, efendim ansızın çeşitli musibetlere e, maruz kalan e, adamların hüznü, e, üzüntüsü ne de şiddetlidir. Buradaki ma e, taçıp maasıdır. Eşet de e, fiilidir. Ef alevezinde. Geri kalan e, ifade ise müfunun bi öbeğidir. Beyin ismel mef'ulil e, amile fi zahiri ve sebebe amelihi fil ibaratil etiyeti. Aşağıdaki ibarelerde zahir isme amel eden ismi mefulu, ve amel sebebini açıklayın. Beyin fiil faili gizli şu altı çizili ifadede mefulun bir öbeği olmaktadır. İsme'l-mef'ûl, amil, buradaki ismin sıfatı olduğu için mansup yaptım. Buradaki sebebe kelimesi, isme, vav sayesinde atfedildiği için mansup yaptım. El-mef'ûl ve amelihi ifadesi ise, kendisinden önce gelen isimleri muzaaffinilehidir. El-ilmu marufetun fevaiduhu, fevaiduhu ifadesi, Mağrufe kelimesinin naif failidir. Bunu fiil olarak şöyle de söyleyebilirdik. El-ilmu tu'rafu fevâiduhu. Fevâid, mağrufenin naif failidir. El-ilmu mübteda, geri kalanı da o zaman müfresoylu haberidir. Bunun anlamı, ilmin faydaları bilinmektedir. El-eşcâru maktu'atun aghsânuhâ. İçinde aynı durum geçerlidir. El-eşcâru mübtidâ. Geri kalanı müfres ile haberdir. Burada aghsânuhâ ifadesi ismi meful maktu'anın naif failidir. Ağaçların dalları kesiktir ya da kesiliyor. Bunu fiille ifade etmek isteseydik şöyle derdik. El-eşcâru tukta'u El mefkudu meluhu hazinun. Efendim burada hazinun haberdir. El mefkudu meluhu burada mübteda öbeğidir. Meluhu ifadesi ismi meful olan mefkud sözcüğünün naif failidir. Bakınız fiilimsi ve aldığı öge bir bütün olarak tek bir ögeye karşılık geliyor. Yukarıda da öyle. Maktua aldığı ögeyle habere, marufa aldığı ögeyle birlikte yine habere karşılık gelmiş. Burada ise isim meful aldığı ögeyle naif haliyle birlikte müpteda öbeğine karşılık geliyor. Hazinun haberdir. Malı kaybolan üzgündür. El hamamu müpteda maksusul ecnihati ifadesi ise yukarıdakilerin tersine efendim yukarıda isim mefuller fail e, naif fail ögelerini merfu kılmıştır. Burada ise e, maksus ismi mefulü e, ecniha kelimesine e, olarak gelmiştir. Bu lafsi izafetin örneğidir. Maksus ile kanatları kesik. Kesik kanatlı demektir. Evet güvercinler kesik kanatlıdır. Beyin ismel mef'ulil amile fi'z-zahir ve sebep amelihi fi'l-ibarat'il-atiyeti alatiyeti alatiyeti yanlış yazıldı kabul etmezsek atiye alatiyenin lafzı tekrar olur Evet aşağıdaki ibarelerde açık ismini amel eden isim maf'ulü ve amel sebebini açıklayın ee, yukarıdaki soru da aynıydı değil mi efendim? İştereytül <laughs> cevade Evet. Şu hemzeyi düşürüyoruz. Ee, atı satın aldım. El eşhebe ala atı levnuhu. Buradaki levnuhu e, el eşheb kelimesinin ki bu bir sıfatı müşebbehedir. E, fail ögesidir. Demek ki yukarıdaki soruyu değiştireceğiz o zaman. Beyin. As-sıfatel müşebbahetel amilete fil zahiri ve sebebe amelihe diyeceğiz. Çünkü sıfatı müşebbaheler sanırım örneklendiriliyor. Evet, isim meful değil de. Efendim, neyse. Yani fiilimsi örneklendiriyoruz zaten. Buradaki el-eşheb, efendim, aldığı fail ögesiyle birlikte efendim cevaat kelimesinin sıfatıdır. Tabi kitabımız el eşeb kelimesine e, efendim öge değeri verir. Sıfatı bunu sayar. Ötekini saymaz. Her defasında söylüyoruz. Rengi ala olan atı satın aldım. Bunun anlamı bu. İşteray fiil tu fail geri kalanı da mefulun bih öbeğidir. Ama mefulun bih öbeği içerisinde el Eşep sıfatı müşebbesi e, fail ögesi e, almıştır. <laughs> Zurtul mescidel fesiha sahati Efendim Burada zurtu ziyaret ettim. Fiil failden oluşuyor. Geri kalanında mefulun bih öbeği. El fesiha sahati muzaf, muzaf oluşan bir lafzi izafettir. Bu lafzi izafet mescidin sıfatıdır. El fesiha saati bak es, es saha gelmiş. Bir sözcük nerede mecuri gelir? İki yerde. Harfi cerden sonra muzaftan sonra ya da tabi olursa. Efendim bu muzaftan sonra gelmiştir. Çünkü fesih harfi değil. Bu lafzi izafetin konusudur. Ve bakınız lafzi izafette muzaf el takısı e, alabilir. Almaz da nekir olur zaten. Fesih geniş demek. Geniş sahalı, geniş alanlı camiyi, geniş alanlı, geniş sahalı camiyi ziyaret ettim. Bak güzel yüzlü adamı gibi. Cemilül Veci lafzı izafettir. Bunu unutmayın. Ee, Türkçe'de anlaşılması kolaydır. Ee, benzer yapıları efendim Cemilül Veci ile karşılaştırınız. Cemilül Veci anlarsanız benzerlerini de anlayabilirsiniz. Bakınız El Kaviyen Nuri efendim ışığı güçlü evet. e, lambayı yaktım. Evkattu evet. fiil fail El Misbahel Kaviyen Nuri El Kaviyen Nuri lafsi zafet misbahın sıfatı oluyor. Işığı güçlü lambayı yaktım. es batı batiun seyruha. Burada ise bakınız zamirli geliyor. Ee, yukarıdakine benzetmek isteseydik batiu seyri derdik. Ama batiun demiş sonra da arkasından e, fail ögesi almış. Yavaştır yürüyüşü. Bunun hepsi Müfresso ile haberdir. Seyruhe batı'un sıfatı müşebbehesinin failidir. es bu da mübtedadır. Kaplumbağa e, efendim yürüyüşü yavaştır. Kaplumbağanın yürüyüşü yavaştır diye tercüme ediyoruz. El-bahru ba'idun gavran. ifadesinde ise el-bahru deniz, ba'idun e, uzaktır ama Uzaklık yönü bakınız e, sınırlandırılıyor. Gavran derinlik açısından. Yani deniz deniz e, efendim çok derindir. Burada e, gavran kelimesi bak sıfatı ı sonra geliyor. Eee seyru her şeklinde gelirse eee faili e, efendim en-nuri gibi mecbur olarak gelirse e, o zaman lafzi izafet ortaya çıkıyor demiştik. Eğer en nura şeklinde el takılı e, e, gelseydi o zaman mefulün bih diyecektik. Fakat el takısız ve mansub geliyorsa biz buna temiz diyoruz. E, yukarıdaki konu anlatımlarına bakarsak efendim görürüz. Bunun tercümesi e, deniz e, çok derindir demektir deniz e, efendim derinlik açısından uzaktır. Evet, Türkçe anlamlı değil. Derin deniz 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 e, derindir diyoruz efendim. Hatta çok derindir demek daha uygun e, düşer. Burada haberi müfrez soylu sayıyoruz. Çünkü müpteda haber yok. İsim cümlesi olsun. Fiil fail yok ki fiil cümlesi olsun. Cari mecrur ya da zarf yok ki şibir cümlesi olsun. Efendim 4 ve 5 nolu cümlede haberimiz müfred soyludur. E, efendim. 2 nolu ve 3 cümlede el fesiha saati el kaviyen nuri lafzi zafet e, konusuna birer örnektir. Ama el eşeb levnuhu e, ifadesi batiyun seyruha ifadesi ise e, fail ögesinin merfu kılan sıfatı müşebbihelere örnektir beyin el evcuhel caizete fi i'rabi ma'muli kulli sıfetin müşebbahetin fil cümlenin atiyeti aşağıdaki cümlelerde her sıfatı her bir sıfatı müşebbahenin ma'mulunun i'rabında caiz olan e, efendim şekilleri e, açıkla huvel raculu el kerimu nesebuhu evet burada nesebuhu kerimin failidir. El kerim'un nesebuhu er raculun sıfatıdır. Er raculu kerimu nesebuhu da haber öbeğidir. Müfre soylu. Bu nesebi e, soylu olan adamdır. Nesebi soylu olan adamdır. El faizu karinul ayni kazanan e, efendim efendim gözün şimdi ne diyoruz hayırlı olsun gözün gözün aydın evet e, kazanan gözü aydındır e, efendim garinul ayni lafsi bir izafettir e, garirul ayni garin değil, pardon garirul ayni muzaf muzafın oluşuyor e, efendim el kesîru hemen mübteda vel azim himmeten bu da haberdir hemen e, sonrakinde ise himmeten ifadesi e, temizdir e, efendim derdi çok olan e, efendim himmeti büyük olandır ha mesela burada şöyle denilebilir miydi el kesiru hemmuhu evet el kesiru el hemme evet el kesirul hemmi evet üçü de söylenilebilirdi. Aynı durum buradakiler için de geçerlidir. Yukarıda mesela garirul ayni istenseydi şöyle denilebilirdi. Garirun aynuhu Garirun el ayne Garirun aynen Evet farklı şekillerde söylenebiliyor. Her bir şekilde farklı irab tarzları ortaya çıkıyor. Mesela el kerimu neseben el kerimu nesebuhu el kerimu en nesebe ve el kerimun nesebi Efendim hepsi farklı birer e, yapılardır. El galilul kelami Bakınız Galilun nedemi El kalilul kelem lafsi zafet. Kalilun ne demi? Lafsi zafet. Kalilun ne Nekra. El kalilul kelem ise el takıs sayesinde marifedir. Müpteda ve haberden oluşuyor. Az konuşan az pişmandır. Evet.